Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 34. bölümden devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, size cennetin padişahlarını yani krallarını haber vereyim mi diye sormuş ve orada bulunanlar da evet ya Resulallah demişlerdi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Her bir düşkün, zayıf bırakılmış, yüzü kirli, saçı başı karışık, yazlık ve kışlık iki soluk elbiseden başka giyeceği olmayan hiç kimsenin kendisini yüzüne bakmadığı fakat bir konuda Allah adına yemin etse mutlaka haklı çıkarılan kimselerdir. Ebu Derda iki dirhemi olanın hesaba çekilmesi bir dirhemi olandan daha çetindir demiştir. Hazreti Ömer bir defasında Said bin Amir'e 1.000 dinar gönderir. Amir eve pek üzgün ve bitkin döner. Bir şey mi oldu diye soran eşine daha kötü bir şey oldu der ve bana eski bir şey getir der. Hanımı hırkasını kocasına getirir ve amir hemen onu parçalara ayırıp birkaç kese haline getirir. Parayı fakirlere dağıtmak üzere bu keselere bölüştürür. Daha sonra namaza kalkar. Hem namaz kılar hem ağlar. Sabaha kadar böyle devam eder. Sabahleyin karısına der ki, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemi ümmetinin fakirleri zenginlerinden tam 500 yıl önce cennete girerler. Hatta fakirlerin arasına dalarak cennete girmek isteyen zengin biri yakalanıp aralarından çıkarılır derken işittim der. Süfyan-ı Sevri'nin yanına bir gün bir fakirin geldiği söylenir. Adam Süfyan-ı Sevri'nin sohbetine katılmak istediğini söyler. Süfyan, buyur eğer zengin olsaydın seni yanıma almazdım der. Onun zengin dostları fakirlere yakınlaştığı ve zenginlerden hoşlanmadığı için fakirlerle olmayı çok arzularlardı. Müemmil der ki, Süfyan Sevri'nin olduğu yerde zenginlerin en zelil ve fakirlerin de en şerefli kimseler olduklarını gördüm. Hikmet ehlinden biri der ki, insanoğlunun fakirleri fakirlikten korktuğu kadar cehennemden korksaydı hem cehennemden hem de fakirlikten kurtulurdu. Zenginliğe rağbet ettiği gibi cennete rağbet etseydi hem zengin olur hem de cennete girerdi. Davranışlarıyla Allah'ın yaratıklarından korktuğu kadar kalpten Allah'tan korksaydı hem dünyada hem de ahirette huzura kavuşurlardı. İbn Abbas der ki, bir kimseye zenginliğinden dolayı ikram eden, bir başkasını da fakirliğinden dolayı hafife alan lanetlidir. Yahya bin Muaz der ki, senin fakirlere sevgi beslemen, peygamberlerin ahlakına sahip olmandan gelir. Yine o fakirlerle düşüp kalkman senin iyi insanlardan olduğuna bir işarettir. Onlarla hasbel etmekten kaçman ise iki yüzlü olduğuna işaret eder. Hazreti Rokman oğluna der ki, sakın ha sakın hiç kimseyi elbisesi eski diye küçük görme. Çünkü senin ve onun Rabbi birdir. Geçmiş kutsal kitaplardan bize ulaşan haberlere göre Allah-u Teala peygamberlerinden birine şöyle vahyetti. Sana kızmamdan sakın. Aksi takdirde gözümden düşersin. Ben de o zaman dünyayı başına bela ederim. Hazreti Ayşe kendisine Hazreti Muaviye bin Amir ve başkalarının verdiği 100.000 dirhemi bir gün içinde dağıtmıştı. Halbuki o sırada giydiği hırka yamalıydı. Cariyesi kendisine şöyle söylüyordu. Bir dirhem versen de sana iftar açman için biraz et alsam. Oruçlu olduğu halde Hazreti Ayşe de ona hatırlatsaydım verirdim demiştir. Şüphesiz bu kanaatkârlığı o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmişti. Zira sağlığında Hazreti Ayşe'ye Resulullah şöyle demişti. Eğer bana kavuşmak istersen fakirler gibi yaşamalısın. Zenginlerle düşüp kalkmaktan mümkün mertebe kaçınmalısın. Sırtındaki hiçbir hırkayı yamalamadan eskidi diye atma. İbrahim bin Ethem'e bir adam 10.000 dirhem getirir. İbrahim bu hediyeyi almaktan yüz çevirerek adama bu 10.000 dirhemi alarak ismimi fakirler listesinden çıkarmamı mı istiyorsun? Bunu asla yapmayacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Müjdeler olsun o kişiye ki İslam ile hidayet bulmuş, kendini geçindirecek şeye sahip olmuş ve buna kanaat etmiştir. Hırslı fakirlerin sevaba nail olamayacakları görülmektedir. Gerçi fakirliğin fazileti hakkında gelen bilgiler ileride ele alacağımız gibi her fakirin derecesine göre sevap alacağını gösterir. Allah beni niye fakir bıraktı diye isyan etmek Allah'ın hoşnutsuzluğuna sebep olur. Nice mal sevdalıları vardır ama Allah'ı inkar etmeyi kalbinden geçirmez. Onun gidişatı sevabına engel olmaz. Demek ki fakirliği sevapsız bırakan husus
Allah'ın iradesine karşı çıkmaktır. Rivayet edildiğine göre Hazreti Ömer bin Hattab şöyle söylerdi: "Her şeyin bir anahtarı vardır. Cennetin anahtarı ise sabırlarından dolayı miskinleri ve fakirleri sevmektir. Onlar kıyamet gününde Allah'ın huzurunda olacaklardır." Yine Hazreti Ali'den rivayet olunan bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Allah-u Teala kulları içinde en sevimlisi verdiği rızka razı olan fakirdir." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Ey Allah'ım, Muhammed soyuna dünyada yetecek kadar rızık ver," diye dua etmiştir. Rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir fakir ve hiçbir zengin kıyamet günü olsun da dünyada ancak kendisine yetecek kadar azık verilseydi diye temenni etmesini buyurmuştur. Allahu Teala Hazreti İsmail'e "Beni kalbi kırık kullarımın yanında ara," diye vahyetti. Hazreti İsmail "Allah'ım kimdir bunlar?" diye sordu. Allah ona "Doğruluktan sapmayan fakirlerdir," diye cevap buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: "Allah kıyamet günü şöyle buyurur: Nerede benim seçkin kullarım? Melekler ey Rabbimiz kimdir onlar?" deyince Allah-u Teala şöyle cevap verir: "Benim verdiğime kanaat eden, takdirime razı olan Müslüman fakirlerdir. Onları cennete koyunuz. Bunun üzerine hemen cennete girerler. İnsanlar hesap vermek için tereddütler içindeyken onlar cennette diledikleri gibi yerler ve içerler. Bütün bunlar kanaatkar, takdiri ilahi rıza göstermenin mükafatlarıdır. Bir de zahitler var ki onların faziletini inşallah ileride ayrıca anlatacağız. Kanaat ve rıza hakkındaki eserler pek çoktur. Kanaatın zıddının tamahkarlık olduğu apaçık." Hazreti Ömer demiştir ki: "Tamahkarlık fakirlik, tok gözlülük ise zenginliktir. İnsanların elinde olan şeylere ümit bağlamayanlar hiç kimseye muhtaç olmazlar." İbn-i Mesud diyor ki: "Hiçbir gün olmasın ki o günde arşın altında bir melek şöyle bir çağrıda bulunmasın: Sana yetecek az bir şey seni azdıracak çok şeyden daha hayırlıdır." Ebu Darda diyor ki: "Herkesin aklında bir eksiklik olur çünkü dünya kazancı artınca insanın sevinci, kıvancı devam eder. Oysa gece ve gündüz insan ömrünü yiyip bitirmekle meşgulken bunu kimse duymuyor. Yazık insanoğluna. Kısalan ömre karşı artan malın ne yararı dokunur ki?" Hikmet ehlinden birisine "Zenginlik nedir?" diye sorulmuş ve o da şöyle cevap vermiştir: "İsteklerinin az olması ve sana yetene razı olmandır." Söylendiğine göre İbrahim bin Ethem Horasan'ın ileri gelen eşrafından idi. Bir gün sarayından etrafı seyrederken sarayın avlusundan elinde kuru ekmek bulunan bir adam görür. Adam ekmeği yiyince uyuyakalır. Bunun üzerine İbrahim hizmetçilerden birisine adamı göstererek uyanınca yanına getirmesini söyler. Adam uyanınca İbrahim bin Ethem'in yanına getirilir. İbrahim adama "Aç olduğun için ekmek yedin öyle mi?" der. Adam "Evet" deyince İbrahim "Ekmeği yiyince doydun mu?" diye sorar. Adam "Evet" deyince İbrahim bu kez "İyi uyabildin mi?" diye tekrar sorar. Adam buna da "Evet" diye cevap verince İbrahim kendi kendine "Nefis bu kadarla yetiniyorsa ben dünyayı neyleyim?" der. Adamı biri tuzağa batırarak bakla yiyen Amir bin Abdülkays'ın yanına uğrar. Adam ona "Ey Allah'ın kulu, bu kadarlık dünyalara razı mısın?" diye sorar. O "Sana bundan daha çok kötüsüne razı olana haber vereyim mi?" der. Adam "Evet" deyince adama der ki: "Ahirete karşılık olarak dünyaya razı olanlar. Muhammed bin Vasih acıktığında kuru ekmeği çıkarır, su ile ıslatır, tuza bandırarak yer ve şöyle derdi: Dünyada buna razı olan hiç kimseye muhtaç olmaz." Hasan-ı Basri, Allah'ın laneti, Allah onlara yemin ederek söz verdiği halde inanmayanlara olsun demiş ve sonra şu ayeti okumuştur: "Sizin rızkınız ve size söz verilenler göktedir. Gök ve yerin Rabbine yemin ederim ki bu haktır." Zariyat Suresi 22. ve 23. ayetler. Ebu Zer bir gün insanlar içinde oturuyordu. Bu esnada hanımı ona gelip "Evde ne yiyecek var, ne de içecek ve sen bunlarla oturup duruyorsun?" diye çıkışır. Ebu Zer karısına "Behey hanım, önümüzde öyle bir engel var ki ondan ancak halini gizleyenler kurtulabilir." Bu cevap üzerine kadın haline razı olarak evine döner. Zünnuni Mısri der ki: "İnsanların küfre en yakını sabrı olmayan fakirdir." Ehli hikmetten birine "Ne malın var?" diye sormuşlar. O da "Dışa karşı tok gözlülük, içimden tutumluluk, insanların elindekine göz dikmemektir." diye cevap vermiştir.
Rivayete göre eski kutsal kitaplardan birinde Allah şöyle buyurur: "Ey insanoğlu, bütün dünya sana ait olsaydı yine de sana düşecek olan geçimini sağlayacak kadarıdır. Sana dünyada geçimini sağlayacak kadar verir, geri kalan dünya varlığının hesabını başkalarının üzerine yüklersem bil ki sana iyilik etmişim" demektir. Kanaat hakkında bir şair der ki: "İnsanlara değil Allah'a yalvar, kanaatkar ve tok gözlü ol çünkü şeref tok gözlülüktedir. Akraba ve yakınlarına ihtiyaç duyma. Zira gerçek zengin insanlara ihtiyaç duymayandır." Bu manada bir başka şair de şöyle der: "Ey mal biriktiren, harcamadan kaçınan, ölümün nasıl gelecek? Acaba bir sabah ansızın baskın mı yapacak, yoksa onunla birlikte yola çıktıktan bir müddet sonra yolunu keserek mi?" diye düşünen. "Birçok servet biriktirmişsin. Söyle bana bu serveti. Bir gün gelip de dağıtasın diye mi biriktirdin? Senin yanındaki mal varisleri için yığılmıştır. Malın ancak onu yolunda harcarsan senindir. Güven içinde sabahlayan genç ne kadar huzur içindedir. Rızıkları bölüştüren onun da rızkını ayırır" diyerek, "Onun yüzü taptazedir, eski değildir. Kanaat alanına sığınan kimse onun himayesi altında karşılaşmaz. Uykusunu kaçıracak bir kederle."